Amerika'ya uzanacağız şimdi. Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar New York'tan katılıyor akşam haberlerine. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahşin Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bir taraftan Amerikan Başkanı Donald Trump hem ırkçı şiddet hem de korona salgını gibi gündemlerle zorluklar yaşıyor. 74. yaşı da kutlandı bir taraftan, ama bir taraftan da sağlığıyla ilgili bazı görüntüler var, tartışmalı görüntüler. Bir tanesinde rampadan inmeye çalışıyor. Cumartesi günü bir konuşma yaptıktan sonra o rampadan zorla indiği görüntüsü Amerika'da konuşuluyor. Bir de yine hitabı sırasında kürsüde su içmeye çalışıyor ama kolunu kaldıramadığı için diğer koluyla destek oluyor koluna. Ya yani elinde bardak olan koluna destek oluyor. O da yine tartışılan bir görüntü. Acaba başkan iyi mi diye. Trump'ın sağlığı ile ilgili ne konuşuluyor Amerika'da? Evet, Amerikan medyasında bilhassa askeri akademide yaptığı törendeki hareketlerindeki tavırlardan dolayı yavaşlama hareketleri olmak üzere sizin de belirttiğiniz üzere Amerikan medyası bunu tartışmaya açtı. Acaba Başkan Trump'ın sağlığı iyi mi, bir sorunu var mı diye. Zira Başkan Trump 74 yaşında ve yoğun ve stresli bir dönem geçiriyor Başkan Trump. Ama 3 Haziran'da Beyaz Saray'ın doktoru her ay düzenli olarak Başkan Trump'ın sağlığı nedir adlı bir rapor yayınlıyor. Bu raporda Başkan Trump'ın verileri, yani sağlık verilerinin iyi olduğu, tabiri caizse Türk gibi olduğunu açıklamıştı 3 Haziran'da. O nedenle Beyaz Saray'daki doktorlar sürekli düzenli olarak Başkan Trump'ın sağlığıyla yakından ilgileniyorlar. Başkan Trump Amerikan Akademisi'ndeki bu hareketlerini şu şekilde yorumladı. Tören çok uzundu, zemin çok kaygandı ve buna bağlıdığını açıkladı. O nedenle bunun altında bir art niyet olmaması gerektiğini belirtti. Yani kısaca reddetti Amerikan medyasında düşen tartışmaları. Ama genele baktığımızda Başkan Trump'ın 2 saat sürede bir toplantısı var. Sağlık anlamında iyi olduğunu görüyoruz, söyleyebilirim bu şekilde. Peki, bir taraftan da seçimler var. Bütün bu protestolar ve korona gündemi seçim gündemini de etkiliyor. Amerikan Başkanı Trump da mitinglerine katılacaklara korona bulaşırsa bulaşması halinde hukuki sorumluluk almayacaklarına dair kağıt imzalatıyor bir taraftan. Bir başka tartışma konusu da Tulsa'da bir miting yapmayı düşünüyor. Ama bu şartlarda yapılmaması için de bir taraftan çağrıda bulunanlar var Trump'a. Nasıl etkiliyor hem Trump'ın seçim hazırlıkları programlarını bu gündem, hem hastalık hem protestolar gündemi, hem de tabii seçimlere yönelik olarak nasıl bir tahmin var şu andaki siyasi resime baktığımızda Amerika'da? Şimdi Başkan Trump 3 aydır COVID-19 ile beraber mitinglere ara vermiş. Rakibi Joe Biden'da, yani seçim mitingleri olmuyordu. 20 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa şehrinde 19 bin kapasiteli bir spor merkezinde ilk mitingini yapacak uzun bir aradan sonra. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde Trump taraftarları bilet almak, bu programa katılmak için uğraşıyor, talepte bulundular. Tabii 1 milyonu kabul etmek çok zor, sadece 19 binlik bir kapasite. Büyük ihtimalle kalabalıkların dışarıda televizyon ekranlarında Başkan Trump'ın izleyeceği bekleniyor. Tabii ki Trump yönetimi COVID-19'da eğer kapılırsa sorumluluk almayacaklarıyla ilgili bir kağıt imzalatıyor sizin de dediğiniz gibi. Yani kendini tedbiren koruyor. Açıkçası rakibi Joe Biden'ın bu tarzda mitingleri yok. Genelde ufak 10 kişilik, 15 kişilik özel programlar yapıyor Amerika civarında. Ama Başkan Trump bir büyük sükse şeklinde de artık ben sahaya indim, taraftarlarımla, parti temsilcilerle buluşuyorum diyerek bunu aslında biraz gövde gösterisi haline getirmek istiyor. Tabii COVID-19 21 eyalette tekrar artış göstermeye başladı. O nedenle de bu kalabalık mitinglerin olup olmaması konusunda da çok ciddi tartışma var. Ama 20'sinde cumartesi günü Başkan Trump Tulsa'da bu mitingi yapacağı bekleniyor. Bir geri adım yok. Genel olarak da seçimlere baktığımızda Avşin Hanım, Joe Biden'ın %4 ile %13 tüm anketlerde önde olduğunu görüyoruz. Başkan Trump'ta 2016'da gördük, anketler yanıltıcı, ben kazanacağım mesajını veriyor ama tahminimce şu anda Joe Biden Trump'ın kazanmaması için güçlü bir şekilde ekibiyle çalıştığını görüyoruz.
4-5 aylık bir süreçte tabii çok şey değişebilir. Çok farklı faktörler de olabilir ama şu anda Biden'ın tüm anketlerde önde olduğunu söyleyebilirim. Ali Bey, peki şimdi aslında tabii ki Amerika'nın gündeminin bir konusu değil bu ama sizi dinlerken ben merak ettim. Yani Türk-Amerikan ilişkilerine çok uzun süredir inişleriyle çıkışlarıyla biz konuşuyoruz. Oradaki seçimler bir müttefik ülke olduğu için Türkiye'deki dinamikleri de etkilediğinden yakın izleniyor. Biden önde diyorsunuz. Türkiye'nin hem diplomatik açıdan hem belki resmi olmasa da temasları sürdürmesi açısından Washington'da nasıl hamleleri var? Kasım ayında oluşacak olası senaryolara göre. Yani Trump kazanırsa, Biden kazanırsa, evet daha çok süre var biliyoruz ve siyaset çok cilveli, her an değişebilir resim. Ama Türkiye'nin var mı Biden ekibiyle de tarafıyla da bir teması, bağlantısı ya da bu senaryoya yönelik bir hazırlığı Washington'da? Şimdi Trump yönetimi eğer kazanırsa belli. Trump ilk dönemdeki gibi Türk-Amerikan ilişkilerinde fazla değişikliğe uğramadan aynı şekilde yoluna devam edeceği görülüyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın kişisel ilişkileriyle de giden bir Türk-Amerikan ilişkileri var. Ama Joe Biden kazanırsa benim tahminimce Başkan Obama'nın ikinci dönemini yaşayabiliriz. Yani zaten çok birçok kesim Biden'ın Obama'nın devamı olarak nitelendiriyor. Ama Başkan Obama'nın ikinci dönemi Türkiye ile kötüydü Türk-Amerikan ilişkileri açısından. O nedenle Biden'ın kampanyada yaptığı söylemlere bakarsak sert çıkışları var Türkiye konusunda. Bilhassa YPG, PKK konusunda Trump'a göre daha sert olduklarını, Brett McCourt gibi YPG, PKK'yı koyu şekilde, yoğun şekilde destekleyen danışmanların olduğunu belirtmekte fayda var. Ama her halükarda hangi başkan adayı kazanırsa kazansın, ben Amerika'nın Türkiye'yi kaybedecek lüksü olduğunu düşünmüyorum. Biden de Türkiye'yi bilen, hem senatörlük yapmış hem de başkan yardımcılığında 3 kere ziyaret etmiş olan birisi olarak çok iplerin kopmayacağını ama Trump'a göre daha biraz gerilimli bir havanın olabileceği beklentisini seziyorum Washington DC'de. Ya bunun için şimdiden siz oradasınız, sahadasınız ve Amerikan siyasetinde de temaslarınız, kaynaklarınız olduğu için soruyorum. Türkiye'nin olası senaryoları düşünerek yapması gereken bir hazırlık olduğunu kendi bulunduğunuz yerden düşünüyor musunuz? Yoksa daha bunun için erken mi diyorsunuz? Ama ülkeler için erken diye bir şey olmaz. Yani her senaryoya olabildiğince erken hazırlanır ülkeler. Çünkü diplomasi öyle bir şey. Dolayısıyla merak ettim. Yani Türkiye'nin nasıl bir faaliyeti var, bu konuda nasıl bir teması var? Siz bulunduğunuz yerden ne gözlemliyorsunuz, merak ettim. Şimdi hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'a girip çıkan birisi olarak şu anda Türkiye'nin bilhassa Biden konusunda pek yaptığı bir çalışma yok. Zaten aslında yabancı ülkelerin seçim kampanyalarında müdahil olması söz konusu değil. O nedenle Türkiye olmak üzere birçok ülke dikkatlice davranıyor. Zira Biden'ın ekibinde Türkiye'yi tanıyan isimler de var. Brett McCourt belki kötü örnek ama bilen insanlar da var. O nedenle bir iletişimin belki AK Parti tarafından, kurmayları tarafından belki biz bilmesek de bazı iletişimleri olabilir. Ama şu bir gerçek, Biden ekibinde FETÖ gruplarının da olduğu biliniyor. Yani kampanyalarına katıldığı da biliniyor. O nedenle acaba bu Hillary Biden konusunda bir mukayese yapılarak, çünkü FETÖ grubu Hillary'ye de destek vermişti. O nedenle böyle bir soru işareti var. Yani benim gördüğüm Türkiye tarafı sanki Trump yönetimini daha çok tutuyor. Çünkü yaptırımlarda bir daha ılımlı olduğunu gördük. S-400 konusu olmak üzere. O nedenle Biden'a karşı bir soru işaretinin Türk tarafında olduğunu, sıcak bir temasın çok olduğunu ben görmedim açıkçası Biden yönelinde. Ama tabii Kasım'dan sonra ne olur ne biter bunu göreceğiz. Genel olarak havanın Türkiye'de Trump tarafında olduğunu ben açıkçası görüyorum. Doğru, tabii bütün bunları söylerken Amerika'nın bütün derdinin de Çin olduğunu, Türkiye'nin böyle dış politika öncelikleri sırasında aslında hiç öyle ilk üçte olmadığını da belki bizi izleyenlere de hatırlatmamız önemli olur. Ben son bir yorum rica edeceğim sizden, ondan sonra veda edelim. Yine bu seçim konusuyla ilgili. Çünkü bütün tartışmalar Kasım'ı işaret ediyor.
Amerika'da. Trump'ın 2016'ya giderken ne taktik uyguladıysa onu uyguladığı yönünde yorumcular okuyorum ben de Amerikan basınında. Ama bu sefer o taktikler işe yarar mı yaramaz mı? Bu da başka bir soru işareti. Bunu da sorulduğunu okuyorum yine Amerikan basınında. Nedir o taktikler? İşte saldırgan tavır, krizlere daha savunmacı yaklaşım, işte hava üslerine generallerin, daha doğrusu vakti zamanında ırkçılık davasını savunmuş olan generallerin isimleri verilmiş, onların kaldırılmasıyla ilgili endişesini açıklamasından tutun da işte Twitter üzerinden daha hani ortamı gelen ifadeler de kullanıyor olması. Ama bir taraftan da işte yani Amerikan televizyonlarını izlediğinizde Amerika krizde diye KJ'lerini ekranda görüyorsunuz. Yani derinde sorunlar yaşıyorlar. Sizin Washington siyasetini takip eden birisi olarak ön seziniz ya da gözleminiz nedir? Ne söylüyor size bu konuda? Trump'ın o eski taktikleri ya da şu andaki taktikleri işe yarıyor mu? Yani toplumda bir nabız okumak için hala erken mi? Yoksa hayır, burada belli başlı damarlar oluşuyor ve bu damarlar önemli. Bunları izlemek gerekiyor seçime kadar diyor musunuz? İşe yarıyor mu o taktikler? Yani 2016'da kullandıklarını şu anda da kullanıyor. Muhafazakar, milliyetçi, asker, polis ve dini kesimlerle çok yakın bir ilişkisi var. Zaten bir saat sonra da polis reformu açıklayacak. Yine polisi tutan, askeri güvenlik güçlerini tutan bir havada. Yani 2016'da söylemlerinden çok farklı bir söylemi Başkan Trump'ın yok. Gururla söylediği ekonomiyi toparladım, düzelttim diyordu. Ama şu anda ekonomik göstergeler de çok iyi değil. O nedenle 2020'de de daha güçlü Amerika, kendi sahasında, kendi evinde güvenliğini daha çok koruyan bir Amerika, hatta uluslararası örgütlerle ilişkilerini kesen bir Amerika'ya giden bir Trump yönetimi görüyoruz. Burada şu çok net Afşin Hanım, yani Biden ve Trump değil, Trump ve Trump karşıtı olarak aslında ben görüyorum. Hı hı. Yani Biden'ın da çok performansı çok iyi değil, Biden'ı da çok sevmeyen var ama Trump kazanmasın, kim olursa gelsin diyen çok ciddi bir kesim de var. O nedenle ben bunu Trump ve Trump karşıtları olarak, seçim olarak yorumluyorum. Çünkü şu anda Trump'a karşı çok büyük bir nefret var. Bunu protestolarda sahada olan birisi olarak da gördüğüm için o nedenle Trump'ın önünde çok büyük bir zorluk olacak. Yani nasıl kazanması konusunda. O nedenle de anketler ne kadar belirgin olmasa da Trump da bunun farkında. Yani 3 Kasım Trump için çok kolay olmayacak kazanması. Burada tabii Biden'ın nasıl bir performans izleyeceği, nasıl bir çözüm yolu sunacağı ve tabii iki adayın televizyonlarda göstereceği performans da önemli ama dediğim gibi Trump'ı çok zorlu bir 4-5 ay bekliyor şu anda. Evet, taze kan arayışı var ama taze kan Biden mı, o da soru işareti. Siz de bir kısım atıfta bulundunuz zaten, aslında o da çok eski bir siyasetçi bir taraftan da Amerika'da. Peki, izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, yorumlarınız için. Ali Çınar.